abla geçinebiliyor muyuz? Geçinemiyoruz. Neden abla bu hallerdeyiz? Çünkü insanlarımız beyin yerine et taşıyor. Sadece et. Düşünemiyorlar. Ciddi söylüyorum. Benim çevremde de birçok insan şükredince geçer diyor ama şükür Allah'a yapılır. Hükümete ya da devlete ya da bilmem neye değil, değil mi? Ya da insanlara, şahıslara değil. Şüphesiz abla. Ama herkes asgari, mesela Zeytinburnu'nda yaşıyorum. 5500 lira asgari ücret alıyorsun ama 8000 lira ev kirası. Nasıl olacak? 7000 lira ev kirası. Oğlum var. İşte evlenecek, kiralık ev arıyorsun ama ne? 7000 lira. Nasıl olacak? Veya çocuk okudu, üniversite mezunu oldu, yüksek lisans yaptı, inşaat mühendisi oldu. Bir yıl iş bulamadı, şu an yapı denetimde çalışıyor. Niye? Çünkü müteahhitler, yandaş müteahhitleri her şey var. Ya da işte nasıl diyeyim, mühendislere. Yani torpilin yoksa, AK Partili değilsen bir şey yapamıyorsun. Eğer oraya gidip de çok böyle yalakalık yaparsan oluyor. Bunu da biz istemiyoruz. Yani hep kredi kartından nereye kadar geçineceksin? Bir markete giriyorsun, 500 liralık bir şey yapıyorsun ama 4 kalem bir şey. Yumurta 60 lira, yok bilmem ne kaç lira. Nasıl geçineceksin? Çocukların var, kiran var, faturalar zaten öyle. Yani benim eşim çok fanatik AK Partili. Ben evde aile saadetimiz bile bitik durumda. Değil misin abla? Yemin ederim ama... Olsun. Ben buna rağmen ben CHP'li ya da MHP'li ya da bilmem şu parti bu partili değilim. Ben insanca yaşamaktan yanayım. Neden bize bunu çok görüyorlar ki? Neden? Yani daha ne kadar yaşayacağız biz bu ülkede? Onlar çok rahat yaşıyorlar. Yani biz niye yaşamayalım? Yazık değil mi? Hakkımız değil mi? Ya da bizim çocuklarımız neden hiç yurt dışına çıkmasın? Değil mi? Onlarla yaşıt olan insanlar ne kadar güzel standartlarda yaşıyorlar. Ama böyle söylediğinde dünya ağlıyor. Nerede ağlıyor? Bizimkiler bize ağlamayı emrediyor. Hep böyle acizlik. Nereye kadar? Yani gerçekten çok üzgünüm. Peki, ben bu ülkenin... Zeytinburnu'nda oturuyorum dedin. Zeytinburnu'na geçen geldim, abla mülteciden geçirmiyor. Evet. Kızını sokağa çıkartırken korkuyor musun? Hayır, bizim apartman zaten Birleşmiş Milletler apartmanı gibi. Rus var, Iraklı var, İranlı var. Hepsi Afgan var. Yani hatta belki inanmayacaksınız, yani dışarıda öyle bir hale gelmiş ki acaba bizim apartmandan mı, kimden bilmiyorsun, adam orada ne çekiyor, kafayı çekiyor, hiçbir şey diyemiyorsun, tırsıyorsun. Çünkü dersen belki can güvenliğin yok. Ev sahipleri de aldı başını gitti, verdiler çok para veriyorlar diye kiracılara. Günah değil mi? Eşime böyle söylüyorum. Ne yapsın insanlar? Ne demek ne yapsın? Market pahalı diyorsun, diyor ki onu diyor marketçiler yapıyor, onu fırsatçılar yapıyor. O zaman bu kadar her şeyi başkaları yapıyorsa bu hükümet niye var? Niye var değil mi? Herkes koşmuş gelmiş, almışlar gelmiş. Bütün kaliteli insanlar dışarıda, çer çöp ne varsa burada. Gerek var mı buna?